Mayıs Cumartesi gününden herkese selam. Şimdi evin yine birkaç eksikleri vardı. Hemen size onları göstermek istedim. Şok'tan siparişimiz geldi. Gibin yakasına falan bakın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki paket sütümüz. Biri Egemen Tosum'da. Bir tane ayçiçek yağımız 2 litrelik. Şöyle Henzin ketçap mayonezi fiyatı düşmüştü 12 liraya, ondan aldım. Sonracığıma beyaz sirkem bitmişti. Sebzelerimi yıkamak için beyaz sirke aldım. Sonracığıma şöyle bir portakal suyu aldım. %100 organik. Bu poşet tamam. Sonra makarna, kelebek makarna. Bir tane makarna kalmıştı evde. Mercimeğim azalmıştı. Sürekli mercimek tüketiyoruz biz. Şöyle arpa şehri sipariş etmişiz. Yine bir makarna daha. Ve yine bir makarna daha. Ve son makarna da geliyor. Spagetti biliyorsunuz. Olmazsa olmazım benim. Sonracığıma şöyle bir sucuk sipariş etmişiz. Sonra burada da yumurta var. 15'li yumurtamız var. Gelelim son poşete. Şundan geçen ben kopardım yanlışlıkla çekerken. Çok kötü olmuştu. Hem de o bana yüksek havadan yadigardı. Ama bakalım hangi renk gelmiş. Yüksek havadan getirmiştim ben o el doğrayıcımı. Ay pembe işte, sevmem. Neyse artık. İşlevi önemli sonuç olarak. El rondosu sipariş ettik. Sonra arkadaşlar şu şampuanı çok görüyordum. Şok'ta da olduğunu görünce hemen kendime sipariş ettim. Ekstra hacim Head & Shoulders'ın. Biliyorsunuz zaten bu kepek önleyici bir şampuan. Yani kepeğim yok ama ekstra hacimler her zaman beni harekete geçirir. Head & Shoulders'a da güveniyorum açıkçası. Sonra şöyle tatın mayonezini. Mayonezim hiç kalmadı. Yani ketçap mayonezim bitti gibi bir şey. Yine şöyle diş etim biliyorsunuz sıkıntılı bu aralar. Onun için Sensodyne'in diş eti bakımını bu sefer sipariş ettim kendime. Şöyle şekerli vanilinim bitmişti. Ondan sonra yine yaş sarımsak mı? Allah'ım ya, bu yaş mı? Ben kuru istiyordum. Her tarafta yaş sarımsak var. Neden acaba? Sonra karbonat yine temizlik için. Hatta birazdan banyomu temizleyeceğim. Şöyle kaşar peyniri 500 gramlık. Bir adet kremamız çıktı. Kabartma tozumuz, hamur kabartma tozu. Mayamız nerede? Ben sanki maya da sipariş etmiştim ama yumurtanın içinde olabilir mi? Buranın içinde yok. Ana sipariş etmedim acaba mayayı? Neyse arkadaşlar, mayamız yok. Ben onu sonra hallederim. Evet, ihtiyacımız şimdilik bunlarmış. Ketçap, pardon, manav alışverişimizde zaten geçen pazara gitmiştik. Yine eksik olursa ben markete çıkarım. Hemen yakın market var bizim ev orada. Zaten tekrardan açarım. Ne aldıysam, ne ettiysem gösteririm size. Şimdi hemen yakın markete gittik. Egemen şu elindekini aldı. Ben de ufak bir şeyler aldım. Şu yumuşatıcı çok övülüyordu. Çok fazla. Ben normalde bunun lavantalısını alacaktım az kalsın. Lavanta kokusunu çok severim. Ama bunu çok merak ettiğim için merakıma yenik düştüm. Egemen'in odasına şöyle warm white bir ampul aldım. Egemen'in ışıklı topları için ikili AA pil aldım. Ve bir de soda aldım. Mide ilacım biliyorsunuz. Açayım mı aşkım? Açayım. Tamam, açalım o zaman. Açalım. Tamam. Ben de banyo temizliyim sen bunu yerken, tamam mı? Tut. Şimdi artık yemek faslına çoktan geçtim. Banyomu, tuvaletimi güzelce sildim, akıttım. Aynalarımı sildim. Derken zaten başka bir işim bugün yoktu. Yemek hariç. Şimdi hatta ilk olarak ne yaptığımdan bahsedeceğim. Onu göstereceğim size. Geri kanalda da bakalım neler yapıyorum. Hava bugün çok sıcak. Çok sıcak. Şöyle Egemen için domatesli şehriye çorbası yaptım. Güzelce içireceğim şimdi onu ona. Ondan sonra makarnamı yapacağım.
kremalı makarna yapacağım. Sonra etimi haşlıyorum düdüklüde. Bakın buharı böyle çok güzel çıkıyor. Etimi havuçlu, sarımsaklı, domatesli, biberli, soğanlı güzel bir etimi şey yapacağım. Böyle mühürleme gibi değil de nasıl diyeyim? Ha, et sote gibi ama böyle fajita gibi de. Fajitanın içinde hani havuç oluyor biliyorsunuz ama kuşbaşı et fajita şeklinde kesilmemiş. Yanına da kremalı makarna yapacağım. Şehriye çorbam da hazır. Bugünün menüsü bu şekildeydi. Yaptıktan sonra tekrardan gösteririm size de. Oturdun mu aşkım? Kalktın mı? Kalk. Olur istiyor şu an Egemen. Ve yemeklerimiz hazır. Şöyle havuçlu, bol soğan, sarımsak, domates, biberli güzel bir et sote yaptım. Yanına da kremalı salçalı bir makarna. Makarna hepsini yapmasaydım aslında çok oldu gibi oldu ama. Bugünün menüsü bu şekildeydi arkadaşlar. Çorbamız da burada. Egemen'e şimdi yedirdim. Uykusu geldi ama uyumadı. Böyleyiz. Ertesi günden merhabalar. Hava enfes güzel, çok güzel. Anıl'la Egemen az önce bir dışarı çıktılar. Hemen sitenin önüne gittiler. Ben de burada soğanımı kavuruyorum. Yine iş başındayım her zamanki gibi. Dünden bütün temizliğimi falan bitirdim. Sabah da yine bir kat evi süpürdüm falan. Ne yapıyorum? Soğanımı doğradım dediğim gibi. Kıymamı çıkardım. Akşam Tuğba ile Emre bize gelecekler. Kıymamı çıkarttım. Patates, ben mercimek çorbamı patatesli yapıyorum. Un koyanlar da var kıvamı yoğunlaşsın diye ama ben patates kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle 600 gram kadar kıymamı çıkarttım. Yağlama yapacağız. Onlar gelmeye yakın yapmayı düşünüyoruz. Yani iftardan önce. Çünkü önceden yaparsak donar çok, hani tadı güzel olmaz. Hemen menümüzde ne var? Mercimek çorbası var. Salata yapacağım. Marul, havuç, domates hepsi beraber karışık. Ondan sonra yağlamamız var. Yani bu şekilde. Zaten yağlama olduğu için yana çok fazla bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Soğuk baklava, pardon, sütlü Nuriye sipariş ettik. O geldi. İşte çaydan sonra çerez falan da var. Fındıktır, Antep fıstığıdır. Onlardan da yeriz. Böyle bugünümüzde. Böylece bitmiş olur. Şu an saat 2.30-3'e geliyor. Egemen az önce bir uykusu geldi gibi oldu. Tekrardan bir daha uyudu. Ben de çorbamı yaptıktan sonra hazırlanacağım. Sonra görüşürüz yine. Egemen'i uyuttum ve geldim. Şu an saat tam olarak 5. Beyefendi bu aralar çok geç uyumaya başladı. Normalde 3.30 civarı falan uyurken bu aralar maalesef 5'i buluyor. Yani 2-3 günde falan böyle oldu. Şimdi biz o sırada neler yaptık, neler yaptık. Henüz hamuru falan açmadık. Çünkü dediğim gibi sıcak olması gerekiyor. Yani yenmesi gerekiyor. Tekrardan ısıtma falan olmasın diye. İftara yakın yapmayı düşünüyoruz. Hemen göstereyim size. Bakın şöyle iç harcımızı yaptık. Soğan koyduk. Biberimiz var, domates var. Sıvı yağ var, margarin var, kıymamız var. Enfes gözüküyor. Bakar mısınız? Ya. Anıl yaptı bu yağlamanın içini. Ben de o sırada neler yaptım? Mercimek çorbamı pişirdim. Kıvamı çok güzel oldu. Sonra bunda lavaşlarımızı, yani şebitlerimizi pişireceğiz. Şöyle bir de mor lahana, marul, havuç, domates,
yeşil soğanlı bir salata yaptım. Yani yağlama yanı çok gider mi? Çok gitmeyebilir ama sonuçta salatasız da olmaz dedim. Salatamızı da yaptım. Sonra buna şebitlerimizi pişireceğiz dedik. Ondan sonra tatlımızı zaten sipariş etmiştik. Tatlı sipariş etmiştik dediğim gibi. Onun haricinde işte başka da bir şey yok. İşte sarımsaklı yoğurdu yapacağım. Sarımsaklı yoğurt şebitler hazır olmaya yakın. Çünkü böyle yoğurdun içinde kalırsa çok sasıp sasıp kokar. O kokuyu istemiyorum. Durumlar bu şekilde. Egemen de uyudu. Şimdi ben hemen hamurumu yoğurmaya başlayacağım. 5 su bardağı falan un koyacağım. 1,5 tatlı kaşığı tuz koyabilirim. 1 paket maya koyacağım. Ondan sonra cima başka bir şey koymayacağım. Biz bu şekilde yapıyoruz. Yani hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Tekrardan açarım. Görüşürüz. Tuğbalar geldi şimdi. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sağ ol. Ben sarımsaklı yoğurdumu yaptım. Bugün tavaşları da yiyeceğiz. Vallahi mi? Masalarımızı hazırladık. Güzelce şimdi alalım, yağlıyor. Sıcaklık olsun diye. 10 dakika kaldı herhalde. Yes, sıkıntı yok. Tam zamanında. Süper, süper. Bol bol sür, bol bol. Kaç tane daha kaldı? Bilmiyorum. Bakayım. Yeni sayılır. 2, 4, 5, 6. Tamam. Işıklarımız yanık. Ooo, 7 dakika kalmış. Çorbaları yavaştan koy. Tamam, acısı yok. Neler yapıyorsunuz? Açıyor. Açıyor. Dur bir dakika. Bekle. Tatlılarımızı yedik. Ay, onu değil, onu değil. Çaylarımızı içtik. Kuru yemişlerimizi yedik. Gel müzik açalım. Müzik aç. Hadi. Emre ile Anıl balkondalar. Bak açalım. Tuğba ile Egemen böyle oturuyorlar. Bak bak. Bak ne varmış. Ben de yediğim yemekleri hazmetmeye çalışıyorum. Dur bekleyelim. Bekleyelim. Dışarısı var ya. Yazdan kalma sanki. Vallahi. Sıcak mı? Hey, içeride sıcak zaten. Balkonda bir sürü çamaşır var. Tişörtle oturuyorum ben hiç. Vallahi o zaman iyi kurur o zaman ya. Kurup yaparım diye bilmiyorum da. Hadi gel video çekelim. Ay. Tavır yapamam. Hadi ya. Egemen poz ver. Güzel lan. Egemen poz. Hadi fotoğraf çekelim, fotoğraf. Ben de yapamam. Bu yağlama bir ayrı olmuş ama gerçekten Egemen, bir ayrı hadi olmuş. Hadi poz ver. Artık Tuğbaların şansı ne olabilir? Değil mi Tuğbiş? Ne canım? Bu yağlama diyorum bir ayrı olmuş. Egemen şunu yiyelim. Güzeldi vallahi. Ay, gerçi sen daha önce yemedin ama ya. Ben yemedim. Şeyde videolar en çok önemli. He. İlk. Aynen. İzledim. Yani yer misiniz daha sonra bir daha yer misiniz? Ben aynen. Yapılır bir daha ama yapılır. Uzun sonra. Ha, uzun ama çorba sonra. Hiçbir şey yemeden direkt. Evet, direkt sonra yani. Ama şey Ramazan oldu. Ramazan olduğu için çorba ya. Hayır kimse aramak yok ya. Beğendiler. Günümüz bitti, gecemiz bitti arkadaşlar. Yedik, içtik, sohbet ettik. Çayımızdı, kuru yemişimizdi, tatlımızdı, oturup sohbetimizdi derken saat 12'ye geliyor. Ben de güzelce makyajımı cildimden arındırdım. Saçıma şöyle bir ev topuzu yaptım hemen, klasik. Ne yapacağım? Egemen'i uyutacağım birazdan. Ondan sonra cığıma. Dudağım bu aralar acayip kuru. Yani her gün vazelin sürüyorum. Her gün dudak koruyucu sürüyorum. Ona rağmen yine bana mısın demiyor. Şey diyorlar ya zaten bahar ayı, çürük ayı. Onun gibi bir şey. Yani gerçekten bir yerden bir şeyimiz çıkıyor yani bu baharda. Zaten ne bir de şey diyorlar işte deri dökülüyormuş, yeni deri oluşuyormuş, işte saçlar dökülüyormuş falan. Vücut, cilt, beden değişik hale giriyormuş. Her neyse güzel bir akşamdı. Salı günü Anıl gececi, onu geceye yazmışlar bir görev dolayısıyla bilmiyorum. Yasaktan dolayı çıkan bir görev o ekstradan. Salı günü akşam 6'da geceye gidecek. Ondan sonra Cema Tuğba'ya dedim hani gelir misin o gün? Gelirim dedi. Emre iftarını yapar, yemeğini yer. Ondan sonra ben de dedi çıkarım gelirim dedi.
Böyle salı günü yani Tuğba bende kalacak. Ege ben uyuttuktan sonra belki şöyle bir film keyfi yapabilirsek Tuğba ile yaparız. O gün bir planlayalım bakalım. Bugünlük yani bu vlogluk bu kadar olsun. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben de artık yavaştan uyku moduna geçmeye başladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, görüşürüz.